Nasıl hesap verecek bilemiyor. Hani hatırlarsınız, ezan okundu mu? Aman geçirmeyelim. Harun Reşit namında Emevi halifelerinden tanınmış bir halife var biliyorsunuz. Halife-i Raşidin, adil halife değil, zulmü de olan bir adam. Onun zamanında bir de Behlül Dane diye duydunuz mu? Yarı deli, yarı veli gibi ama manalı bir adam, esrarengiz bir adam, sırlı bir adam. Beraber yaşamışlar. Harun Reşid'e de zaman zaman yakınlık kazanmış, girmiş, çıkmış, onun gözüne girmiş, ülfetini, muhabbetini çekmiş bir adam çevrede. Kimi deli diyor, kimi veli diyor, kimi meczup diyor, kimisi Allah ve Resulüne mensup diyor. Neyse. Bir gün fırsatını bulmuş, çoğunuz da biliyoruz ama hatırlansın diye söylüyorum. Harun Reşid'in tahtına çıkmış. Oralara kuş uçarak çıkamaz ama bu adam çıkmış. Tahta oturmuş, şöyle kurulmuş. Oo, oldu padişah. Hemen farkına varmışlar. Gelmişler, ulan sen kimsin ki koca halifenin demişler. Devlet başkanının tahtına çıktın. Vay edepsiz adam, vay hayasız adam. İndirmişler. Bir araba sopa atmışlar. Perişan etmişler adamı. Ya 3 dakika oturdu ya 5 dakika oturdu. Fazla değil yani. Böyle veli bir adam vücudundan, kendi kemiğinden, etinden şikayet edip ağlamaz. Ama aksine öyle ağlamaya başlamış ki durduramamışlar, susturamamışlar. Derken halife gelmiş. Harun Reşit, ne oluyor, ne oluyor? Demişler, hiç sormayın sultanım demişler, işte bildiğiniz efendim şahıs Behlül Dane geldi demişler, nasıl etti bize farkına varamadık, makamınıza, tahtınıza çıkmış. Hemen fark ettik, indirdik demişler, edepsizliğinin dersini verdik, patakladık. Dönmüş demiş ki, ya Behlül Dane sen böyle ufak tefek şeylere ağlamazsın. Sabırlı, tahammüllü, benim kaynak kuvvetli, nefsini terbiye etmiş bir adamsın, niye bu kadar ağlıyor, gözyaşı? Diyor ki, sultanım vallahi kendi namıma ağlamıyorum. Kendi adıma gözyaşı dökmüyorum. Senin için ağlıyorum diyor. Benim neyim var ulan diyor bana. Benim neyim ağlayacaksın? Senin diyor tahtına çıktım diyor. Ya 3 dakika kaldım ya 5 dakika. Bir ton dayak yedim. Sen 20 senedir oradasın. Mahşede yiyeceğin dayağı hatırladım da halini ağladım diyor. Şimdi milletvekiline sormalı. Ne olacaksın haliniz? Bu milletvekiline nasıl seslenecekler ya? Bak vatandaş sürünüyor. Vallahi ben acıyorum bu adamlara. Onların, bu milletvekillerinin mahşerde nasıl sopa yediğini görür gibiyim. Ama anlatamazsınız. Orası tatlı geliyor, o makam. Dün söylediklerini bugün yutuyorlar. Akşam konuştuklarını sabahleyin inkar ediyorlar. Ya bunlar ne milletvekili ya? Hangi milletin, hangi toplumun belli değil. Allah sonumuzu hayır eylesin kardeşler. Dikkat edelim inşallah.